Merhaba sevgili seyirciler. Bir Amenna programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz hurafeler. Acaba hurafelerle din arasında ne gibi bir ilişki var? Aslında dinin kendisi de bir hurafe mi acaba? Hurafelerin varlığı dini ne şekilde etkiliyor? Neden birçok hurafe dini gerçekmiş gibi algılanıyor? Din ve hurafe arasındaki bu ilişki üzerinde biraz durmak istiyorum. Hurafe kelimesi gerçeklikte karşılığı olmayan şey anlamına geliyor. Yani uydurma, Arapçada eski tabirle esatiril evvelin, evvelkilerin söylediği bir takım masallar. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki öyle bir şey ileri sürüyorsunuz ki o söylediğiniz şeyin gerçeklikte bir karşılığı yok. Uydurma, aslı yok. Buna hurafe diyoruz. Dinde hurafe demek ise dinin içinde olmayan bir şeyi sanki dindeymiş gibi anlatmaya diyoruz. Buna da dindeki hurafeler diyoruz. Mesela birkaç hurafe örneği verelim. Bir kadın saçının bir tek telini gösterirse bunun karşılığında cehennemde 60 yıl yanacak. Veya namaz kılmayanlar kırmadıkları namaz sayısınca ve miktarınca cehennemde kızgın bir seccade serilecek ve onun üzerinde kılmadıkları namazlar kıldırılacak. Buna benzer birçok hurafe vardır. Ve bunların birçoğu sanki dindenmiş gibi, sanki dinin aslındanmış gibi ve din sanki bunları söylüyormuş gibi anlatılır durulur. Özellikle hurafeci hocalar, cahil mollalar televizyon ekranlarından, vaaz kürsülerinden, camilerden böyle hikayeleri bol bol anlatırlar. Hatta öyle diyebiliriz ki dinlediğiniz dini hikayelerin 10 tanesinden 8 tanesi hurafedir. Yani aslı yoktur. Ne bir ayete dayanmaktadır, hatta ne bir hadise dayanmaktadır. Ve hatta ne de bir uydurma hadiseye dayanmaktadır. Uydurma hadis bile değildir. Öyle uydurmuş bir sözdür. Şimdi dinler tarihi çok geniş bir tarih. Sadece İslam tarihi 14 asır sürmüş. Musa'dan bu yana 3000 yıl geçmiş. Tevrat yazılalı 2500 yıl olmuş. Bu süre içerisinde yığınla hikaye, yığınla hurafe, Orta Doğu'da yaşayan halkların kabile masalları, hikayeleri, herkes gelip biraz daha katarak anlatıla bunlar kutsal kitaplara da girmiş, hadislere de girmiş, fıkıh kitaplarına da girmiş, kelam kitaplarına da girmiş ve bunların birçoğu dini gerçeklerle hurafeler iç içe geçmiş. Hangisi dindendir, hangisi hurafedir tanınmaz hale gelmiş vaziyette. İnsanların din namına konuştuklarında dinlediğiniz herhangi bir hurafenin masal mı olduğu, dini mi gerçek mi olduğunu artık neredeyse ayırt edemez hale gelmişiz. Peki bunun farkını nereden anlayacağız? Bununla ilgili geçmişte çalışmalar yapılmış. Mesela mevzu hadis kriterleri vardır. İslam kültüründe, hadis literatüründe mevzu hadis kriteri demek. Yani uydurma hadisleri tanıma yolları. Acaba bir hadisin uydurma olduğunu nereden anlarız? Bir rivayetin uydurulmuş olduğunu, hurafe olduğunu neye dayanarak
anlarız. Bunları tanımanın yolları var mıdır, yok mudur? Bunlarla ilgili birçok çalışma yapıldığını görüyoruz. Şimdi bunlardan birkaç tanesinden örnek verelim. Mesela denilir ki, duyduğunuz bir rivayet, hurafe mi değil mi, aslı var mı yok mu, bunu anlamak için ilk kriter onu Kur'an'a arz etmektir. Yani bu anlatılan şey eğer din namına anlatılıyorsa, dini bilgi diye bunu dinliyorsanız, bunun Kur'an'da geçiyor olması lazım. Eğer Kur'an'da geçmiyorsa dini bilgi değildir. Dince bir değeri yoktur. Ve din adına savunulamaz ve dini eleştiri olarak da bu eleştirilemez. Yani bir kimse ben dini eleştiriyorum diye uydurulmuş bir hurafeyi, Kur'an'da olmayan bir şeyi din adına birisinden duydu diye, bir kitapta yazdı diye, orada okudu diye, mesela İslam tarihi kitaplarında, hadis kitaplarında veya herhangi bir kitapta okumuş ama Kur'an'da yok, başlıyor onu eleştirmeye. İşte din bu diyor, işte İslamiyet bu diyor. Ve bunun dini eleştiri olduğunu iddia ediyor. İşte bu dini eleştiri değildir. Bir şeyin dini eleştiri olması için Kur'an'da geçiyor olması gerekir. Kur'an'da geçmeyen bir şey dini değeri yoktur. Kur'an'da geçmeyen bir şeyin dince bir kıymeti, harbiyesi yoktur. Bu bir tarihi rivayet olabilir. Birisinin aktarımı olabilir. Herhangi bir kitapta geçen bir alıntı olabilir, iktibas olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama dini bilgi olması için Kur'an'da geçiyor olması gerekir. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Kur'an'da geçen şeyleri eleştirmek dini eleştiridir. Evet, dini eleştiri tam da budur. Dini eleştiri Kur'an'da geçen bir şeyi eleştirmektir. Kur'an'da geçmeyen bir şeyi eleştirmek dini eleştiri değildir. Tarihsel eleştiri olabilir. O da dini bağlamaz. Dini eleştiri olması için Kur'an'da geçiyor olması lazım. Her kim Kur'an'da geçen bir şeyi eleştiriyorsa dinden çıkmış olmaz. Kafir olmuş olmaz. Katli vacip olmuş olmaz. Kur'an'da geçen bir şeyi eleştirdiği için dini eleştiri yapmış olur ve o itibara alınır. Evet. Çünkü Kur'an'da geçen bir şeyi eleştiriyor. Doğrudur, yanlış, orası ayrı bir konu. İkincisi, akla mantığa uygun olması gerekir. Yani duyulan bir rivayetin dini bir bilgi olup olmadığının anlaşılması, hurafe mi gerçek mi bunun anlaşılması için bir, Kur'an'da geçiyor olması gerekir. İki, akla mantığa uygun olması gerekir. Bu ne demek? Buna eski usulü fıkıh bilginleri havasus selime derler. Yani doğru, düzgün çalışan, sağlıklı akıl, işleyen akıl ve duyu organları, kulak, burun, göz, görme, tad alma, koku alma gibi doğru işleyen, sağlıklı işleyen insanın duyularına, buradan gelen bilgilere uygun olması gerekir. Aklın, fıtratın, doğal olanın reddedeceği, kabul etmeyeceği bir şeyin söylenmiş olmaması gerekir. Mesela şöyle dense, örnek olarak veririz, örnek olarak söylüyorum. İşte Peygamberimiz buyurdu ki, acıktığınız zaman taş yiyin. Bu akla aykırıdır. İnsanlar tarafından bilinen duyu organlarının algılarına aykırıdır. Böyle bir şey peygamber söylüyor olamaz. İnsanlar acıkında taş falan yiyemezler. Veya şöyle bir şey duyursa, annelerinizle evlenebilirsiniz. Bu da doğaya aykırıdır. İnsanlık tecrübesine aykırıdır. Bilinen ve yaygın olan durmuş oturmuş ilişki biçimlerine aykırıdır.
Peygamber böyle bir şey söylüyor olamaz. İnsanlığın ortak olarak kabul ettiği, ortak akla aykırı bir şey söylemez. Söylemez. Doğal olana ters bir şey ifade etmez. Çünkü insanlık bunu kabul etmez. Bunları duyar duymaz, taş yemek gibi, annesiyle evlenmek gibi herhangi bir şeyi insanlar duyar duymaz reddederler. Dışına atarlar. İnsanlık vicdanı ve aklı bunları kabul etmez. İnsanlık vicdanına ve aklına uygun olması lazım. Üçüncüsü, herhangi bir kişiyi veya topluluğu veya yeri, zamanı veya mekanı yüceltmesi ve yermiş, yermesi, yani onu yücelterek iyi olduğunu söylemesi ve yermesi, kötülüğünden bahsetmiş olmaması gerekir. Eğer din adına duyduğunuz herhangi bir rivayet, herhangi bir yeri, zamanı, mekanı, kişiyi, topluluğu, ulusu, milleti, ırkı yüceltiyor veya yerin dibine batırıyorsa, bilin ki hurafedir. Bilin ki uydurulmuştur. Bilin ki aslı yoktur. Örneğin böyle rivayetler İslam tarihinde, özellikle hadis literatüründe çoktur. İşte benden sonra adı Numan olan birisi gelecek ve insanları delalete sürükleyecek. Sakın ona tabi olmayın. Ebu Hanife'den bahsediyor. Numan bin Sabit, Ebu Hanife. Onu kötülemek için uydurulmuş bir hadis. Veya İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır. Onu fetheden asker ne güzel bir askerdir. Bir yerden bahsediyor, bir zamandan bahsediyor, mekandan, bir şehirden bahsediyor. O bir kişiden bahsediyor, onu fetheden komutan. Bir topluluktan bahsediyor, onu fetheden asker. Ve onları övüyor. Kesin uydurmadır, hurafedir. Herhangi bir kişiyi, şehri, kavmi, zamanı, mekanı, yeri övüyor veya yerin dibine batırıyor, kötülüyorsa o uydurmadır. Bu kriterleri ben koymuyorum. Daha önce İslam tarihinde, hadis literatüründe falan konulmuş kurallardır bunlar ve çok doğru kurallardır. Veyahut da benden sonra bir takım adamlar çıkacak. Ellerini koltuklarına yaslayarak Kur'an bize yeter diyecekler. Ve Kur'an'dan başka hiçbir şey kabul etmeyecekler. Onları nerede bulursanız öldürün. Onlar bu ümmetin fitnecileridir diye rivayetler mesela. Uydurulmuş. Ne zaman uydurulmuş? Kur'an bize yeter, diğerlerine uymamıza gerek yok diye. İşte haricileri kötülemek için, Şiileri kötülemek için, Rafizileri kötülemek için, Müslümanlar arası iç savaşlar sırasında, mezhep kavgaları sırasında birisi diğerini kötülemek için onun adına hadis uydurmuş ve onu yerin dibine batırmış. O da onun aleyhine hadis uydurmuş, o da onu yerin dibine batırmış. Bunların hepsi uydurmadır, hiçbirinin aslı yoktur. Hazreti Ali'nin soyunu öven, yücelten veya yerin dibine batıran, Emevi soyunu öven, yücelten veya yerin dibine batıran, Abbasileri, Osmanlıları, Selçukluları, İslam tarihinde ortaya çıkmış Fatimileri, şunları bunları öven, yücelten veya yerin dibine batıran bütün rivayetler hurafedir, hiçbirinin aslı yoktur. Bunlarla ilgili rivayetler doludur, hadis kitapları, fıkıh kitapları ve o kolay bir zamanda değildir, tam 14 asırdır. 14 kez dünya olmuş boşalmış, doğmuş boşalmış, 14 asır ve nesiller gelmiş geçmiş. Her biri birer şey uydurmuş. 3 tane 4 tane uydursa her biri dünyanın uydurması ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu anda dünyada yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon hadis uydurulmuştur. Ve bunların hepsi hurafedir. Dini gerçeklikte karşılığı yoktur.
sadece bu üç kriter bile dini gerçekliğin ne olduğunu anlamamız bakımından bize yeter. Bunu biraz daha uzatabiliriz, ona kadar çıkarabiliriz ama üç tanesi sanırım yeter. Birincisi Kur'an'da geçiyor olması. İkincisi akla, mantığa uygun olması. Üçüncüsü de bir yeri, kişiyi, zamanı, topluluğu övüyor veya kötülüyor olmaması. Bu üçüne bakacağız. Eğer bu üçüne uygunsa o dini bir bilgi olabilir. Dini bir bilgi olarak alınabilir, eleştirilebilir. Eleştirirken bile dini bilgi olduğunu önce araştırılması gerekir. Dini bilgi olduğu araştırıldıktan sonra bir eleştiri yöneltilmesi gerekir. Yoksa yapılan eleştirilerin tamamı da boşa gitmiş olabilir. Aliye İzzet Bülbül'ün sözüyle bitiriyorum. O der ki Müslümanlardan birileri daima hurafe ile mücadele etmelidir. Yani uydurma rivayetlerle, aslı olmayan dini bilgilerle ve inançlarla mücadele etmelidir. Eğer hurafe ile mücadele edilmezse bir müddet sonra hurafeler dini yok eder. Hurafeler dini yok eder. Din hurafelerin içerisinde kaybolur gider. İnsanlar hurafeye inanır ama dine inandığını zannederler. Oysa din bir gerçekliğe dayanır. Din gerçekliğe dayanmak durumundadır. Akla, mantığa, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadır. Akla ve mantığa uygun cevaplar vermek durumundadır. Aksi halde insanlık onu dışına atar. Sevgili seyirciler, hurafeler ve dini gerçeklerden bahsetmeye çalıştım. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.